Bugün FIFA 23 kariyer modunda Sivas Spor'dayız. Sivas Spor'la farklı bir konsept yapacağız. Sadece transfer listesinden transfer yapabileceğiz. Takımların satışa sunduğu futbolculardan başka kimseyi alamayacağız. Bunu 10 yıl boyunca devam ettireceğiz ve şöyle önemli bir detay var. 10 yıl boyunca Şampiyonlar Ligi'ni dahi kazanamayabiliriz. Çok kısıtlı bir transfer havuzu olacağı için bizim için bugün çok zorlayıcı olacak. Bununla birlikte bir kuralımız daha olacak. 1 yıl boyunca transfer listesinden sadece 4 tane futbolcu transfer edilebilir. Maksimum. Hadi gelin sizlerle Sivasspor'un takım kadrosuna, yedeklerine ve kadro dışındaki futbolcu bakalım. Burada tabii ki de kullanıp çok iyi geliştirebileceğim futbolcular olacaktır diye düşünüyorum. Ama takım yaş ortalaması bakımından genç bir takım değil. O yüzden sıkıntı da olacak. En yüksek overall Max Gradel'e ait 76 overall. En düşük de Mehmet Albayrak. Yine piyasa değeri bakımından en değerli oyuncu Samu Saiz. Sene başı bütçe olarak da Sivasspor'da 7 milyon euro bütçe var. Oyuncu arama kısmında şurada transfer listesini işaretliyorum. Buranın dışına çıkamayacağız. Açıkçası Sivasspor'da üçlü oynatmayı planlıyorum. Ara ara üçlü savunmalar kullanıyorum ve bence üçlü savunma FIFA 23'te daha iyi işliyor. Bu bir gerçek. Bu bağlamda bekler transfer listesine girecek ya da pozisyonları değişecek. Örneğin Ziya Erdal stoper olacak. Uğur Çiftçi'yi orta sahaya çekebiliyormuşuz. 4 hafta sürüyor. Robin Yalçın'ı da 10 haftada orta saha yapabiliyoruz. Yine 2 hafta da stoper de olabiliyor. Stoper olacak. Defansif orta sahalarımız olabiliyorsa orta saha olacaklar. Bakalım ne yapacağız. İlk transferimiz Mert Hakan Yandaş olacak. Sivasspor'a geri dönecek Fenerbahçe'den. Ya bizim orta saha hattımız düşünüldüğünde yaşı daha iyi seviyede. 27 yaşında. 2.2 milyon euro karşılığında Fenerbahçe ile anlaştık. Bu senenin ilk transferi. Şunu da belirteyim. Transfer listesinde çok fazla çok iyi isimle karşılaşmayacağız. Armin Dalle'ye kiralama teklifi geldi Darmstadt'tan. Gönderebiliriz. Açıkçası bugünün en potansiyelli isimlerinden biri Armin Derlek bence. Yaş anlamında da takımın en genç oyuncularından biri yine. O yüzden Armin Derlek'i biz de geliştirebiliriz. Ya bu adamın bir şekilde üstüne gitmem lazım. Ziya Erdal'a transfer teklifi var Pisa'dan. Armin Derlek'i göndereceğim bu sene. Başakşehir Isaac Kafi istiyor 1.050 teklif. Ve Armin Derlek Darmstadt'ta 12 aylığına. Bir yandan Isaac Kafi satıldı. Ziya gitmedi mi acaba? Robin Yalçın'da pozisyon değişikliği var. Oyuncuyu hemen stopere çektik, 69 oldu. Tabi burada gelişimi birazcık yavaş olacak. Ahmet Musa için teklif var. Şu an düşünmüyorum. Ahmet Musa birazcık kalıcı olabilir. Uğur Çiftçi Los Angeles istiyor. Gönderebilirim. Ziya Erdal gitmedi. Çok açık konuşayım ya. Yılın fırsatı düştü transfer listesine ama böyle bir bütçemiz yok. Anthony Martial Manchester United göndermek istiyor. Alabilsek kesin alırdım. Ben şöyle bir şey yapacağım. Bu sene kale anlamında biraz sıkıntı çekmek istemiyorum. Mevcut kaleciyle sıkıntı çekebiliriz. Deniz Boyko yakından tanıdığımız isimlerden biri, zamanda Türkiye'de de oynadı. 750 bin euro karşılığında Sivas'ta. Erdoğan Yeşilyurt Saint-Étienne'e gidebilir, Fransa'ya. Ben yetkiyi verdim. Erdoğan Saint-Étienne'de. Ve Uğur Çiftçi'yi de Amerika'ya yolladık. Forvetlerden birini göndermek istiyorum. Angelski. Tabi teklif maksimum piyasa değerinden biraz düşük geldi. 1.600'e anlaştık. Caner'e teklif geldi 360 bin euro Farul Constanta'dan. Önce Angelski gitti Fulham'a. Yeter mi yetmez dedik. Caner Osman Paşa'da, Farul Constanta'da. Fredrik Ulvestad'da bu takımdan gitmek üzere bu arada. Apindangoya'ya teklif geldi. Keita'yı da kiralamak istiyorlar. 3 teklif de bizim için olumlu. Öncelikle Apindangoya Toronto'da. Ulvestad'ı gönderdik. Burnley ile anlaştı. Genç oyuncu Keita'yı da kiralık olarak verdik. Çok açık söyleyeyim, bütçe olarak çok sınırdayız. Stefan El-Sharawi transfer listesinde. Elimizde 9.800 var. Ve bu adam için yapabileceğim teklif 6 milyon euro. %15 pay dedim. 9.2 istediler. 7.5 milyon euro. Anlaştık Roma'yla. İlk sezon için transferi de kapattığımızı düşünüyorum ben. Şöyle gelenler ve gidenler. Zaten bütçeyi bitirdik. El-Sharawi transferi bizim için son nokta oldu. Oyuncuyu da ofansif orta sahada muhtemelen değerlendireceğiz. Oraya da uyumlu. Kanatlarda iyi isimler var. 4 haftada da ofansif orta sahaya çekebiliyoruz. Ya da şöyle de yapabilirim. Bu adam sol orta sahada devam eder kariyerine ama Gradel düşüş göstereceği için onu ofansif orta saha yapabilirim. Böyle daha iyi oldu gibi. Bir yandan Ziya Erdal'ın pozisyonu değişti, stoper 67 oldu. Sivasspor ilk seneye hazır. Kadroda büyük eksikler var ama
Yapabileceğimiz de hiçbir şey yok. Hedef tabii bu 10 yıl içerisinde gidebileceğimiz kadar Avrupa kupalarına gidebilmek. Bu sene Konferans Ligi'nde Slavia Prag, Kluj ve Kalmar'la bir gruptayız. Bakalım gruptan çıkabilecek miyiz? Konferans Ligi'nde ne yazık ki 3. olduk 7 puanla ve elendik. Bir yandan Gradel artık ofansif orta saha. İlk sezonu Sivas Spor'la tamamladık. 7. bitirdik ligi 61 puanla. Fena değildi ama ilk 5 içerisinde yer almayı tercih ederim. Türkiye Kupası'na geldiğimizde 5-1'lik İstanbul galibiyeti sonrasında 5-1'le Galatasaray'a elendik. Şampiyon Galatasaray. UEFA'da Süper Kupa Real, Şampiyonlar Ligi Paris Saint Germain, Avrupa Ligi bu sene Juventus'un oldu. Konferans Ligi ise AZ Alkmaar'ın. Sivas'ta sene sonu overall'lar. Tabii yaş ortalaması yüksek olunca overall'lardan çok büyük beklentileriniz de olmuyor. Yani Boyko'nun eksi biri vardı yeni transferimizin. Öyle düşünün. Bugün bayağı zorlanacağız. Defans hattında artı birlerden daha iyi bir Mehmet Albayrak vardı ama onun da geni oynamak için yetersiz. Yine Kader Keita Sanders'ta artı 2 gelişti. Eşarabi transfer isteği gönderdi. Transfer isteğini de şu an kaldıramıyorum. Şöyle bir problem oldu. Gradel sezonun ilk yarısında muhtemelen sol orta sahada oynadı. Mert Hakan Yandaş artı 1 gelişti. Gradel'in eksi 2'si vardı. 39 maça çıkmış evet Gradel. Armin Derlek artı 2 dedi. Armin Derlek'in iyi seviyeye gelmesini kesinlikle isterim ama başarabilecek mi önemli bir soru. Jordi Caicedo artı 3'te bu senenin en iyi gelişimlerinden birini gösterdi. Performanslarda Leke James çok iyiydi. Samu Saiz da etkili performans gösterdi. Gradel, Caicedo, Ahmet Musa, Eşarabi diye liste devam ediyor. En değerli oyuncu ise Staff'ın Eşarabi. Yalnız Eşarabi transfer listesinden kendisini çıkartmazsa ya da kontratını uzattırmazsa yeni sezonda satmak zorunda kalacağız. Bu sene sadece 2 milyon euro kar elde ettik. En fazla Eşarabi forma sattırdı. Gelir gider tablosu da bu şekilde. Bir yandan Süper Lig'in gol kralı Hacı Wright, Leke James bizden ikinci. Asist krallığında 6-7 bizdendi. Gol yenmeyen maç sayısında ise Deniz Boyko 12. İdare ettik ilk seneyi. Yeni sezon Sivas Spor'da başlıyor. Bütçe 8 milyon euro. Öncelikle Eşarabi kontrolü yapmak istiyorum. Kontrat yenilemiyor. Yani bu sene Eşarabi takımdan ayrılacak. Sadece bir sezonluğuna Eşarabi'yi gördük bu takımda. Öncelikle bu sene kesinlikle liste iyi görünüyor. Hem yaş itibariyle hem overall anlamında Sivas Spor'a çok güç katacaktır. Benim beklediğimden iyi bir transfer listesi var bu sene. Oyuncu için 2.8 milyon euro teklif ettim. Brighton'la anlaştık. Listede acayip isimler var ve bizim bütçemiz neredeyse yok. Eşarabi'nin gitmesi lazım acilen. Eşarabi'ye teklif var. Galatasaray'dan geldi teklif. Uzağa gitmiyor belli ki. 11 milyon euro istiyorum. Hani birazcık arttırabilirim belki diye düşünüyordum teklifi. Kontratta uzatamadık ya, büyük bir sıkıntı çekiyoruz. 10 milyon eurodan teklifi yükseltmediler. Eşarabi Galatasaray'da. Bayağı sağlam transfer listesinin bir diğer ismi Malang Sarr. Chelsea'den. Ya bu adam da 8 milyon eurolara kadar düşürebiliriz gibi duruyor. Bir şekilde anlaşmam lazım. Hatta mümkünse çok daha düşük bedelleri anlaşmam gerekiyor. 7 milyon euro %10 pay kabul edilmedi mesela. Çünkü elimizde yine 4.5 milyon euro kalacaktı. Hatta 4 milyon euro kalacak. Malang Sarr 8.6 milyon euro karşılığında Sivas'ta. Charis ise 1.450'lik teklif var. Oyuncuyu gönderdik. Murat Paloli'yi almak istiyorlar. Bir yandan da Leke James'e teklif geldi. 3 milyon euro. James yollayacağız. Birazcık paraya ihtiyaç var. 3.350 Leke James gitsin. Galatasaray bizim futbolcuları istemeye devam ediyor. Caicedo. Açıkçası Caicedo'yu satmaya da sıcak bakıyorum. 3.550. Öncelikle Leke James Luton Town'da. Caicedo'nun satışıyla devam ediyoruz. Murat Paloli de gitti. Vizelerle anlaştı. Sizlere yeni ofansif orta sahamızı tanıştırayım. Yusuf Yazıcı transfer listesinde. Lille'den onu Sivas'a getireceğiz. Güzel bir transfer olacağını düşünüyorum ben. 6 milyon euro dedim. 6.3 milyon euro. Ve şöyle bir şey yapacağız. Max Gradel de gidecek. Yeni ofansif orta saha getirdiğimiz düşünülürse 1.950. 35 yaşında oyuncu. Bu arada Deniz Boyko sezon sonunda futbolu bırakıyor. Yusuf için pozisyon değişikliğine geldiğimizde 20 hafta sürüyor ofansif orta saha olabilmesi. Gradel de gitti. Belki de elimizdeki bütçeyle şu an son transferimizi yapacağız. Yani şöyle yapamayabiliriz. Bütçe çok yüksek değil. 4 milyon euro yaklaşık. Son transferimiz Chelsea'den Sterling. Açıkçası sağ bek olarak kullanmayacağız. Bu net bir gerçek. Ama nerede kullanacağım konusunda da bir fikrim yok.
yok. Acaba stopere mi yoksa sağ orta sahaya mı daha kolay çekilebiliyor? An itibariyle Sivas Spor'da transfer bitti. Çok iyi transferler yaptık. Beklentilerimin çok üstünde bir takım var bu sene. Gelişim anlamında, potansiyel anlamında. Gelelim önemli meseleye. Sterling 6 haftada stoper olabiliyor. Evet, 6 haftada stoper yapacağız. Bu arada Ziya Erdal da sezon sonunda futbolu bırakan bir başka isim. İşte yeni sezonda Sivas Spor. En azından planladığım 11. Öncelikle Ahmet Musa'yı sol orta saha yaptım. Sterling de çok hızlı bir şekilde stoper oldu. Bakalım ne kadar gelişim gösterebilecek. Yusuf Yazıcı ofansif orta sahaya çekildi. İkinci sene sonu Sivas Spor 65 puanla 5. hatta 1 puan farkla 4.lüğü kaçırdık. Türkiye Kupası'na geldiğimizde sonun 6'da Beşiktaş'a karşı elendik. Şampiyon Galatasaray, UEFA'da Süper Kupa Juventus, Şampiyonlar Ligi Arsenal ve Avrupa Ligi Tottenham olurken Konferans Ligi bu sene Freiburg'un oldu. Baya temsilcilerimiz çeyrek finaller görmüşler. Sene sonu takım kadrosu. Öncelikle Boyko'nun -2 düşüşü vardı. Yeni transferlerden Sterling'in +2'si. Önümüzdeki sene umarım daha iyi gelişir diye düşünüyorum. Malangsar da +2 dedi. Bu adam ilerleyen dönemde 85'lere kadar ulaşır diye düşünüyorum yine. Tam planım o yönde en azından. Kader Keita +3 dedi. Bu adamda pozisyon değişikliği deniyorum. Orta saha yaptık. Böyle bir orta sahaya ihtiyaç var. Çünkü Yusuf Yazıcı +2 dedi. Armin Delley'in +2'si vardı. Hücum hattında Erin Kanalı'yı +1 dedi. Bu adamı dengeli de unutmuşum. Yeni antrenman koydum. Önümüzdeki sene bir +3'leri görürse bizi mutlu eder. Samu Saiz, Kanalı'yı, Musa ve Enci takımın en iyi performanslarını gösterdiler. Yusuf Yazıcı da onlara dahil. Hatta Yusuf takımın en asistçisi. En değerli oyuncu ise Malangsar şu an. Bir yandan sezon sonu neredeyse zoraki kar elde etmişiz. En fazla Malangsar'ın forması satıldı. Şöyle de gelir gider tablosu daha detaylı bir şekilde. Süper Lig'de bu sene Sivas Spor'dan gol krallığında 12. Kanalı var. 10. Saiz var. Ama yeterli mi? Yeterli değil. Asist krallığında Yusuf Yazıcı 5. oldu. Gol yenmeyen maç sayısında ise Boyko 6. Birazcık daha iyi kalecimiz olursa. Bu arada Henry Martin yine Galatasaray'a gitmiş. Bu adamı sürekli Galatasaray alıyor. Sürekli ama. Her seferinde. Ne diyeceğimi unuttum ya. Sivas'ta yeni sezona başlıyoruz. 8 milyon euro bütçe var. Ya kale anlamında bu sene Agustin Marquez'in diyeceğim. 2 yıllığına gelsin, kaleyi korusun. Çok idare eden bir transfer olacağı kesin. Bu arada adamın piyasa değeri 800 bin euroya düştü. 800 bin euroya bitirdik. Daha yüksek görünüyordu daha yeni. Bir yandan forvete yeni bir isim. Marcos Andre Valencia'da oynuyor. 27 yaşında, 74 overall. Bu sene geçen seneye göre liste birazcık daha kısıtlı. İlerleyen dönemlerde kimler çıkacak onu bekleyeceğim. 4 milyon euroluk teklifi yapayım. 4.2'ye bu transfer bitsin. Transfer listesini beklemeye başlayalım. Yeni sezon satış hedefimde Samu Saiz var. 3.350 teklif geldi Granada'dan, iyi bir teklif. Ve oyuncuyu yolladık İspanya Ligi'ne. Aha, Kenan Karaman transfer listesine düşmüş. Forvet hattı için gelişebilecek bir isim getireceğim rotasyona, Team. Tabii ki de Kenan Karaman'ı almayacağız. Bence bu adamı önümüzdeki süreçte 3-4 milyon euro civarlarında satarım. Takasta oyuncu kullanmayacağız, hayır. 1.3 milyon euro Alburka teklif. Anlaştık. Son transferimiz de Ilya Vukotic olacak. Orta sahaya ihtiyacımız var. Karadağlı oyuncu bence yıllarca Sivas'ta kalabilecek bir nitelikte diye düşünüyorum. Tabi burada acaba Samba Kamara'yı da takasta kullanabilir miyim diye düşündüm. 1.4 milyon euro %14 pay. Uygun. Böylelikle Sivas'ın bu sene de transferi bitti. Daha çok gelenlerle ilgilendiğimiz bir sene. Oyuncu sayısını dengelemeye de çalışıyorum. O yüzden satış yapmayacağız daha fazla. İlerleyen yılları da düşünmek lazım. Kadroda, görüntüde. Sadece bir yıllık aranın ardından yeniden Konferans Ligi'ndeyiz. Feyenoord, Sturm Graz, Ajax. Bence artık gruptan çıkmalıyız. İlk sene başaramadık. Bu sene başarabilecek kadroya da sahibiz. Sivas Spor bu sene 3 puanla sonuncu oldu abi. Niye başaramıyoruz ya Konferans Ligi'nde? Olacak iş değil ya. Olacak iş değil. İsyanlardayım şu an. Şu gruptan çıkmalıyız. Öyle ya da böyle. Sene sonuna geldiğimizde Sivas Spor bu sene 65 puanla 3. 91 puanla Fenerbahçe şampiyon oldu. Giderek daha iyi şeyler başarıyoruz. Bunu Konferans Ligi'nde ya da Avrupa Ligi'nde de devam ettirmemiz lazım ilerleyen süreçte. Türkiye Kupası'na geldiğimizde 4-3'lük galibiyetle başlayıp son 16'da Beşiktaş'a elendik. Şampiyon Galatasaray oldu. UEFA'da Süper Kupa Tottenham, Şampiyonlar Ligi Liverpool,
Avrupa Ligi bu sene Chelsea'nin, Konferans Ligi ise Freiburg'un oldu. Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi çeyrek finali varmış. Sene sonu Sivasspor'un takım kadrosundaki overall'lar Marquez'in uçarak mı düştü? Neyiz? -4 nedir ya? Tamam düşersin de -2 düş. Bir de 20 maçta Ali Şaşal Vural'a formayı kaptırmış. İşte ben bunu anlayamıyorum. Gerçekten anlayamıyorum. Sterling +1 dedi. Ben seni geliş diye aldım. Gençsin diye aldım. Her sene +1 gelişirsen bizim işimize yaramazsın. Malangsar +2 dedi. +2 olur. Uzun bir süreç var önümüzde. +2 bence yeterli gelişimlerde. Ama +1'leri ben kabul edemem. Vukotic +3 gelişti. 73 oldu. İyi de bu sene. Yine devam ediyorum. Yusuf Yazıcı'nın +1'i yetersiz. 17 hafta görünüyor 79 olabilmesi için. Bir yandan hücum hattında Marcos Andre +1, Aaron Connolly +2 dedi. Tim de +2 gelişti. Performanslarda da Andre, Yusuf, Connolly, NG diye gidiyor liste. En asistçi Yusuf Yazıcı'ymış. Önemli simülasyon performansı gösteriyor bence Yusuf. Bir yandan bu sene kar 6 milyon euroydu. En fazla Malangsar'ın forması satıldı. Gelir gider tablosu. Seneye bir tık daha iyi bütçe gelirse en azından iyi olur diye düşünüyorum. Gol krallığında Zaniolo 1, Abubakar 2. Marcos Andre bizden 6. Asist krallığında Yusuf Yazıcı 3. Gol yemeyen maç sayısında ise kalecilerimiz 17 ve 18. Çok kötüydü be. Bayağı kötüydük. Kaleciyi tam anlamıyla tutturamadık. Yıllardır. Yeni sezon Sivas'ta 12 milyon euroluk bütçeyle başlıyor. Umarım iyi isimler vardır. Bence forvet işini bitirdik. Yanis Antiste. İkinci forvetimiz net olarak o olacak. Marcos Andre'yi de satarım diye düşünüyorum. Andre'den çok daha iyi gelişecektir. 8 milyon euro dedim, 9.3'e Sassuolo ile anlaştık. Hayır, genç oyuncu alıyorum. O oyuncular da istediğimiz seviyede gelişmiyor. Öyle bir sorunsalla da karşı karşıyayız bugün. Mesela Aaron Connolly hala bir hayal kırıklığı. Marcos Andre için Sporting Lisbon'dan teklif var. Diğer tekliflere şu an için bakmayacağım. Öncelik Andre'nin bu takımdan ayrılması. 12 milyon euroyu kabul etmediler. 11 milyon euro ile devam ediyoruz. Andre Sporting Lisbon'da. Yeni kalecimiz Lukas Hornicek. Çek kaleci Braga'dan Sivas'a gelmek üzere. Kaleyi birazcık daha gençleştireceğiz diyebiliriz. 2 milyon euroluk da bir piyasa değeri var. 2.2'ye anlaşıyoruz. Bir isim buldum transfer listesinde. Şöyle hani görünmediği için de transfer listesi diye arayıp tekrar bu ismin üstüne geleyim. Samuel Shashua. Yani forvet oyuncusu evet, ama ben bu adamı sağ orta sahaya acaba çekebilir miyim diye düşünüyorum. İstediğim niteliklerde sağ orta saha bulamadım şu ana kadar. 6 milyon euro %6 payada anlaştık. Hani 3. mevki sağ orta saha olarak görünüyor. O yüzden bir bakalım. En kötü forvette oynar. An itibariyle Sivas'ın transferi bitti. Shashua acaba sağ orta saha oynayabiliyor mu? Akıllardaki soru bu şu an. Ya normalde kolaylıkla çekiliyor olması lazım. 4 hafta sürüyor. Samuel Shashua artık sağ orta sahaya doğru adım adım gidiyor. Şimdi hal böyle olunca transfer bitmemiş oluyor. Çünkü Clint Inge'yi göndereceğiz. Hatta iyi de bir ücrete göndereceğiz. 4.450. Bir oyuncu daha transfer edebiliriz. Transferlerdeki tutarlılığım beni benden alıyor bazen. Clint Inge satıldı. Sezon sonunda Hakan Arslan Sivas'ta futbolu bırakma kararı aldı. Ayrıca Ahmet Musa da bu arada emekli oluyor. Yeter mi yetmez Samba Kamara da emeklilik kararı aldı. Yeter mi yetmez Muammer Yıldırım da sene sonunda futbolu bırakıyor. Ve tabii ki Agustin Marquez'in de sene sonunda futbolu bırakan bir başka isim. Bu sene çok fena ya. Bana sorarsanız bu sene 11'i bu şekilde. Çok da fazla emekli olan var. Bir tane daha oyuncu ekleyeceğiz. Ya hücum hattına çok iyi isimler çıkıyor. Stopere, orta sahaya bir türlü istediğim oyuncular gelmiyor. Balogun mesela şu an transfer listesinde Arsenal'dan. Kale de bu arada aynı şekilde bayağı sıkıntılı. Bu sene Avrupa Ligi'nde playoff oynuyoruz. Winterthur rakip. Ve öncelikle deplasmandaki maçla başlayacağız. Sivas Avrupa Ligi'ne gitmek istiyor. 2-1'lik galibiyet Antiste ve Shashua. 2 yeni transfer. Avrupa Ligi'nde olabilecek miyiz? Revanche 0-0 yetti. Gruplardayız. Son transferimi yapıyorum. Matteo Pellegrini ve Sarsfield'dan. Ya bu adamı da belki kanada çekebilirim diye düşünüyorum ama göreceğiz ne olacağını. Forvet rotasyonunda da oynayabilir. 2.4 milyon euro. Sivas'ta transfer bitti işte. Gelenler ve gidenler görüntüde. Yeni sezonda da bu şekilde devam edeceğiz. Pellegrini için yapabileceğimiz bir şey var mı diye bakıyorum da yalnız adamın hızı, driblingi o kadar düşük ki. Bu adamı kanada bile çekebilsek ne olacak ki? Gidemez. Kanatta istediğimiz verimi alamayız. Bu arada Samuel Shashua'nın pozisyonu değişti. Sağ orta sağ. Sivas'ın Avrupa Ligi macerası bakalım bu sene nasıl olacak? Manchester City, Rangers,
Slask. Tabii hedef ikincilik. Manchester City çok zorlu bir kura. Çok kötü denk geldi. E grubunda Rangers'ın ardından 3. olabildik 6 puanla. Bu da Konferans Ligi'nde yolumuza devam demek. AZ Alkmaar'la oynayacağız. Hollanda'da maç 1. Ben takıma güveniyorum. 1-1 bitti. Antisteni tek golü yetmedi. İç sahada Sivas'ta. Bu iş bitsin hadi. 1-0 kaybettik. Lahto AZ Alkmaar'ın tek golünü attı. Yine ilerleyemiyoruz istediğimiz gibi Konferans Ligi'nde. Elbet bir gün başaracağız. Sezon tamamlandı. Süper Lig'de ikinci olduk. Sadece 2 puan farkla Fenerbahçe şampiyon. Türkiye Kupası'na geldiğimizde ise 4-2 Gaziantep, 5-0'la Trabzon'a çeyrek finalde kaybettik. UEFA'da Süper Kupa Liverpool, Şampiyonlar Ligi Tottenham'ın oldu. Avrupa Ligi bu sene Manchester City, Konferans Ligi ise Napoli. Sezon sonu takım görüntüde 80 üzerine çıkan bir futbolcumuz var. 80'e ulaşan bir futbolcumuz var. Hornicek bu sene artı 2 dedi. 46 maçta görev aldı kaleci. Devam ediyorum yine eksi 5 Marquez'in eksi 4 Ali Şaşal vardı. Bu yaştan sonra kiralanma isteği göndermiş Ali Şaşal. Sterling gerçekten hiç gelişmiyor. Çok yanlış bir transfer olmuş o dönem için. Gutas artı 1 daha dedi. Malaksar artı 1 dedi. 85'leri hala zorlayacağını düşünüyorum ben. Önümüzde süreç var. Yine düşüş gösteren çok fazla oyuncu vardı. Özellikle emekli olacaklar. Vukotic artı 2 gelişti. 75'e ulaştı. Hakan Arslan 50 ile bırakıyor futbolu. Yusuf'un artı 1'i vardı. Forvet'te, Antis'te, sağ orta sahada da Şaşua'nın gelişimi iyiydi. Performanslara gelecek olursak Yanis Antis de takımın en iyisiydi. Yusuf, Şaşua, Kanali diye de devam ediyor liste. En değerli oyuncu Malang Sarr hala. Bir yandan 14 milyon euroluk kar elde ettik. En fazla Antiste'nin forması satıldı. Gelir gider tablosu. 10 yılda 0 kupa kazanıp tamamlayamayız. Bir şekilde kupa almalıyız. Süper Lig'de bu sene gol krallığında Antis de 4. Asist krallığında Yusuf Yazıcı 10. Gol yenmeyen maç sayısında Hornicek 1. Çok iyi performans. Wolverhampton'daki bir futbolcudan baya baya iyi performans gördük. Beklentilerimin çok üstünde. Sivas'ta 5. sene. Hadi bakalım bütçe 14 milyon euro. Kanat oyuncusuna ihtiyaç var. Bu arada Young Boys'tan Matteo Pellegrini için teklif geldi. Teklif gördüğünüz üzere düşüktü. Ben 5.950'ye çektim. Anlaştık. Oyuncuyu da Young Boys'a gönderdik. Evet, şöyle bir risk alacağım. Forvet transfer edeceğiz ama kanat oyuncusu olarak devşirmek istiyorum kendisini. Real Madrid oyuncuyu transfer listesine koydu. 12 aylık kontratı var. İkinci mevkisi sağ ortası. Troy Parrott'tan bahsediyorum. Bu adamı 13 milyon euroya bitirirsek çok sevinirim. En önemli soruya gelelim. Parrott kaç haftada sağ orta saha ya da sol orta saha olabiliyor? 15 hafta çok güzel haber. Hatta sol orta saha 9 haftada olabiliyor. Bu oyuncu sol orta saha olacak. 5. senenin transferi bitti. Açıkçası bütçesel sıkıntıdan dolayı yeni transfer yapmayacağız. Şampiyonlar Ligi'nde eleme turunda rakip PSV. Herhalde en zorlu kurayı biz çektik. Şampiyonlar Ligi'ne gitme gibi bir hedefimiz var mı? Ben bundan emin değilim. Bu sene için. 2-2 bitti. Ya yani Şampiyonlar Ligi'nde ilerleyemeyiz zaten. Hani gidip parayı alıp geri döneceksek tamam olur. Ama daha farklı bir hedef bu sene kesinlikle Sivaslılar beklemesin. Sivas'ta sürpriz yapabilir miyiz? Soru bu. Maalesef kaybettik. PSV bizi eledi. Avrupa Ligi'ne gidiyoruz. Avrupa Ligi'nde çok zorlu eşleşmelerle birlikte A grubundayız. Torino, Rangers, Dinamo Kiev. Avrupa Ligi için yüksek standartlarda bir grup. A grubunda 3 puanla Konferans Ligi'ne düştük. Konferans Ligi'nde ise Young Boys'la oynayacağız. Evet, geldik Young Boys maçına. Deplasmandayız. İsviçre'de 1-0 Antiste tek gol attı. Rövanştayız. Sivas'ta bu işi bitirin. 2-1 Yusuf Yazıcı ve Şaşua. Bu sene belli ki zor kuralları biz çekeceğiz. Son 16'da Real Sociedad. Ya Konferans Ligi'nin en zorlu takımı belki de Sociedad bu sene. 3-2 kazandık. Akıllardaki soru şu: acaba olabilir mi? Çeyrek finale gidebilir miyiz? Penaltılarla eğlendik. Maalesef. Sene sonu 80 puanla ikinci oldu Sivasspor. Türkiye Kupası'na geldiğimizde 5-2'lik Konya galibiyeti. Galatasaray'ı eledik. Antalya Spor'u geçtik ve Sivas Türkiye Kupası'nı aldı 3-0'la. Süper Kupa Avrupa'da City. Şampiyonlar Ligi City. Avrupa Ligi'ne bu sene Juventus kazandı. Konferans Ligi ise Leverkusen'ın. Şöyle sene sonu Sivasspor. Antis de
85 üstüne doğru adım adım. Bir yandan Hornicek artı 2 gelişti. Bu sene takım performansından oyuncular memnun değil. Defans hattında da gelişimler çok yavaşladı. Umuyorum ki ilerleyen süreçte stoper bulabilelim. Bir tane orta sahaya ihtiyacımız var gibi duruyor. Yusuf'un artı 2'lik gelişimi önemliydi. 84-85'ler Yusuf'un maksimumu olur. Samuel Şaşua'nın gelişimi çok yavaştı bu sene. 8 hafta gösteriyor ama yeter mi? Kesinlikle yetmez. Troy Parrott'ta pozisyon değişikliği var. Oyuncu sol orta saha. Artı bir daha gelişti bu şekilde. Bir yandan da Antis de artı 2, Aaron Connolly artı 2 dedi. Tim'in de gelişimi vardı. En iyi performans Antiste'den geldi. Connolly, Tim, Yusuf ve Şaşua diye liste devam ediyor. En asistçi Samuel Şaşua. En değerli oyuncu ise Yanis Antiste. Bu sene şöyle 21 milyon euroluk bir kar. Antiste en fazla formayı sattırdı. Gelir gider tablosu ekranda. Bir yandan da Süper Lig'de krallıklarda Antiste 2. Asist krallığında Şaşua 5. Gol yenmeyen maç sayısında Hornicek 3. Hornicek iyi gidiyor. Simülasyon performansını çok beğendim. 6. senemizde bütçe 16 milyon euro. Bakalım bu sene transfer listesinde kimler var? Bizim acilen stopere ihtiyacımız var. Ve uzun zamandır stoper çıkmıyor. İyi bir stoper. Günün ilk regen futbolcusunu transfer ediyorum. Kendisi transfer listesinde. Orada Mönchengladbach ilgilendiği için de tam görünmüyor. Şöyle listeye girince göstereyim tekrar. Alfonso Lopez. Bu adam aynı zamanda MDO'da oynuyor. Mönchengladbach'tan önce almamız lazım. Çok genç bir oyuncu. Kesinlikle Sivasspor'a katkı sağlayacaktır. Üçlü savunmada çok iş yapacaktır bu isim. Aalborg'dan bir tane merkez forvet getireceğim. Oliver Ross diye. Bu arada oyuncu Matthias Ross'a çok benziyor. Acaba kardeşi filan mı? Bilen yoruma yazabilir. Oyuncu merkez forvet. Kesinlikle merkez forvette oynatmayacağız. Pozisyonu değiştireceğim. 4 milyon euro %10 pay. Oliver Ross için yapabileceklerimize bakalım. Sol orta saha biraz uzun sürüyor. Ofansif orta saha 34 hafta. Forveti 2 haftada olabiliyormuş. Ofansif orta sahayı zorlayacağız. Gerçi forvet rotasyonuna da ben bu oyuncuyu çekebilirim. O zaman şöyle bir şey yaparız. Bu adam forvet olur. Team artık bu takımdan gider. Kontratını uzatıp hemen yollarız. Emekli olan yeni bir isim sizlerle paylaşayım. Mert Hakan Yandaş. Tim için 2.7 milyon euro teklif var. Yetersiz. Gördüğümüz üzere teklif 3.4'lere kadar çıkabiliyormuş. 3.4'te de anlaştık. Bir yandan Robin Yalçın'ı istiyorlar. 1.1 milyon euro. Kabul edilebilir bir teklif. Robin Yalçın çok yaşlandı. Transfer listesinden rotasyona bir isim çekilebilir diye düşünüyorum. Bu arada Robin Yalçın Viborg'da. Yalnız Tim anlaşamadı. Tim için yeni teklifleri bekleyeceğiz. Bu sefer teklif Maritimo'dan geldi Tim için. 3.550 geri dönüşüm Maritimo'ya. Yandan Sterling'i de istiyorlar ama ya transfer listesinde hala stoper yok. Tim Prica satıldı Maritimo'da. Ve şöyle bir karar aldım. Aaron Connolly artık Sivas'tan ayrılacak. 27 yaşına geldi. Hala 78 overall'larda uğraşıyor. 25.500 istiyorum PSV'den. Anlaştık. En azından yeni seçeneklere bakmak lazım. Oliver Ross'un pozisyonu değişti. En kötü Oliver Ross forvetle devam eder. Ne kaybederiz ki? Aaron Connolly PSV'de. Yani bir anda hiç beklemediğim bir orta saha çıktı. Leslie Ugochukwu transfer listesinde ve Leslie'yi kesinlikle bu takıma orta sahaya katmam gerekiyor diye hissediyorum. 20 milyon euroluk bir teklifim var. %10 pay eklediler. 10 pay kalabilir. O zaman 21 milyon euroya düşürdük teklifi. Leslie transferi birazcık Mert Hakan Yandaş sonrasına hazırlık. Sivasspor'da yeni sezonun transferleri tamam. İşte gelenler ve gidenler görüntüde. Hala belli başlı mevkilerde büyük sıkıntılar var. Leslie'yi de orta sahaya ekledim. Önümüzdeki sene bir tane daha stoper bulmamız lazım. İyi bir kaleci yok. Büyük bir eksiklik bence. Transfer listesine gelişebilecek bir kaleci hiç düşmedi. Sivasspor'un eleme turundaki rakibi Midtjylland. Şampiyonlar Ligi'ne gelirine kesinlikle ihtiyacımız var. Bu sene gideceğiz Şampiyonlar Ligi'ne. 1-1 bitti. Sterling tek gol attı yetmedi. Danimarka'da bu işi bitirin abi. Hadi galibiyet. 3-2 uzatmalarda kazandık, playoff'tayız. Playoff'ta çok zor bir kura. Monaco. Embolo, Brobi, Marquinhos, Lo Celso, Malasia. Adamlara bak. 2-2 bitti deplasmandaki maç. Kesinlikle çok zor bir maç. Ben kabul ediyorum.
eleyemeyebiliriz ve 3-2 kaybettik. Yazık oldu. Ya bu kadar başa baş geçip elenmek yazık oldu. Avrupa Ligi Atalanta, Gent, Apoel. Hedefi 2-2. Avrupa Ligi'nde 8 puan ve ikincilik geldi. Ön elemeden Bayern Münih çektik. Bu nasıl bir kura? Niye bu kadar şanssız ya bu konuda? Bir takımın hiç mi kura şansı olmaz? Geldik Bayern Münih maçına. Hadi bakalım. İki tarafta üçlü oynuyor. 3-1-4-2'ymiş onların sistem. 2-2 bitti ilk maç. Deplasmanda sürpriz yapmak yok mu? Almanya'dayız. Hadi be. Bir şekilde kazanın şu maçı. 3-2 kaybettik. 3-2 hep neden onların lehine oluyor? Maalesef, maalesef. Ya Bayern Münih nedir abi ya? Sene sonu 76 puanla ikinci olduk. Abi ikinciliğe demir attık herhalde. Bir türlü şampiyonluk gelmedi burada. Türkiye Kupası'na geldiğimizde 3-1'lik galibiyet, sonra Kayseri'yi yendik, Fenerbahçe'yi eledik, Adana Demirspor'u 7-1'le geçtik. Ama penaltılarla finalde Beşiktaş'a kaybettik. UEFA'da Süper Kupa Manchester City, Şampiyonlar Ligi Paris Saint-Germain, Avrupa Ligi'ni Leipzig kazandı ve Konferans Ligi ise Celta Vigo'nun hem de finalde Galatasaray'ı yenmişler. Gelin sene sonu Sivasspor takım kadrosu. Hornicek de 77'ye yükseltti kendisini. Bu adama zaman tanıyabilirim diye düşünüyorum. Artı 2 gelişirse her sene bizim için kaleci Hornicek olur. Ama her sene artı 2'ye ihtiyaç var. Sterling kaptan olmuş bu arada. Artı 1'lik gelişim. Alfonso Lopez artı 1 dedi. Genç yaşına rağmen çok iyi gelişmedi. Malangsar 84'ü buldu. Üçlü savunmayı aslında tamamladık gibi. Daha yeteneklisi çıkar mı ben emin değilim. Ama beklerden mesela çok yetenekli isimler çıkarsa belki 4'lüye dönebiliriz son 4 yıl. Troy Parrott artı 2 dedi. İyiydi. Leslie'nin artı 1'i düşük bence. Önümüzdeki sene daha iyi gelişmesini beklerim. Yusuf'un yaşı bayağı ilerlemeye başladı ama oyuncu 84'e ulaştı. Şaşuan'ın artı 2'si, bir yandan Antiste'nin artı 2'si ve Oliver Ross'un artı 3'ü vardı. Performanslarda ise Antiste, Yusuf, Şaşua, Ross, Parrott diye liste devam ediyor. En asistçi Troy Parrott ve en değerli oyuncu Yanis Antiste. Sene sonu itibariyle 35 milyon euro cash. En fazla Antiste'nin forması satıldı. Gelir ve gider tablosu. Süper Lig'de gol kralı Antiste oldu, bizden çıktı. Asist kralı Beşiktaş'tandı. Şaşua burada 4. Gol yenmeyen maç sayısında Hornicek yine inanılmaz bir simülasyon performansı gösterdi. Abi Hornicek bu kadar iyiyken o şampiyonluk nasıl gelmiyor? 10 beraberlik çok ama. Şunu da söyleyeyim, çok istikrarla gidiyoruz. Bir yerde dengeyi yukarı yönlü kırmamız lazım. Yeni sezona başlıyoruz. Sivas'ta bütçe 20 milyon euro. Bu senenin ilk transferi belki de Kanada çekebilirim diye Norman Bassett'te. Forvet rotasyonunda da kalabilir. Bu adamı getireceğiz. Şu an transfer listesindeki en yetenekli isim zaten kendisi. 12 milyon euroluk teklif yaptık Bayern'e. 13.5 dediler. 12.5 ve Bayern'le anlaştık. Ya yani normal şartlarda hala stoper arıyorum ve bütün stoperler neredeyse regen olmaya başladı. O iyi bir haber değil. Şimdi Norman forvette mi oynamalı yoksa kanada çekilebilir mi? Normal şartlarda 148 hafta sürüyor sağ orta saha olması. O yüzden forvet rotasyonunda kendisiyle devam edeceğiz. Forvet hattı bayağı genç. Genç bir oyuncu alacağız. Ofansif orta saha belki Kanada'da çekebilirim yine. Öyle bir düşüncem var da rotasyonda kullanacağız. Sayımız biraz az. Kendisi Sivas'a gelecek. Mullins. 2.7 milyon euro dedim. 2.850'ye bu transfer bitti. Mullins'in sağ orta saha olması 47 hafta. Armin Deli'ye çekersem o da çok uzun sürüyor. Şimdilik böyle kalsın. Bir isim daha getireceğim. Rotasyon için stopere Rogerio. Hani elimizdeki Gutas çok yaşlandı. Muhtemelen önümüzdeki sene bu takımdan ayrılacak. O yüzden Rogerio rotasyon stoperi olarak yoluna Sivas'ta devam edecek. 3 transfer bu sene Sivasspor için yeterli. Ali Şaşal ve Gutas sene sonu Sivas'tan kesinlikle ayrılacaklar. Bu seneye de Sivas hazır. Hedef artık şampiyonluk. Bir de Şampiyonlar Ligi grupları. Çok bir şey istemiyorum. Bunu başarmamız gerekiyor. Şampiyonlar Ligi'nde eleme turunda rakip Rangers. Sivas mı Rangers mı? Bence bu kadro rakibi eleyebilecek bir seviyede. 1-0 Oliver Ross. İskoçya'da kazanabilecek miyiz yine? 2-0 kaybettik. Bir kez daha Şampiyonlar Ligi'ne gidemiyoruz. Skandal maalesef. Çok net söylüyorum, bu sene ligde şampiyonluk gelmezse
bir sonraki sene başında kesinlikle 4'lüye döneceğiz. Avrupa Ligi'nde Roma, Kopenhag, LASK. A grubunda Roma'nın ardından ikinci olduk. Ön elemede Victoria Pilsen. Bu sene kura şansı yanımızda herhalde. Umuyorum ki turu geçeriz artık. Malangsar 86 oldu. Adam uçtu gidiyor stoperde. Ama tek başına götürüyor yani. 2-2 bitti. Yine çok kötü sonuç. Avrupa'da üçlümüz çalışmıyor. Victoria Pilsen deplasmanındayız. Artık kazanma zamanı. 4-1 ile son 16 geldi. Antis de show. Hat-trick yaptı. Son 16'da Real Sociedad'la oynuyoruz. Ya Şampiyonlar Ligi gibi bir Avrupa Ligi senesi bu sene. Liverpool'u var, Tottenham'u var, Sociedad'ı var. Geldik Real Sociedad maçına. Kendi evimizde 2-1'lik galibiyet. İspanya'da turu alabilecek miyiz? Çeyrek finale gidemiyoruz. Yine rövanşta kaybettik. Olacak iş değil ya. Yine skoru koruyamadık. Böyle bir şey olabilir mi ya? 1-0 öne geçmişiz bir de maçta. Sene sonu Sivasspor nihayet Süper Lig'de şampiyon. 89 puan ve bayağı da puan farkı vardı ikinci ile aramızda. Türkiye Kupası'na geldiğimizde 4-1'lik galibiyet, 5-2 ile Fenerbahçe'yi geçtik. Galatasaray'ı eledik. Sivas burada da şampiyon oldu. Nihayet. UEFA'da Süper Kupa Paris Saint Germain. Şampiyonlar Ligi Milan'ındı bu sene. Avrupa Ligi'ni Frankfurt kazandı. Ve Konferans Ligi'nde Chelsea zaferi vardı. Sene sonu kadro böyle. Hornicek 79 oldu, Zoraki. 78 olduğunda gelişimi bayağı yavaşlamış gibi duruyordu. Şimdi de öyle görünüyor gerçi. 82 hafta 80 olması için uzun bir süre. Zorlayacağız ya. Hornicek muhtemelen 83'lerde filan 10 yılı tamamlar. Devam ediyoruz. Ali Şaşal ayrılıyor. Sterling artı 1 dedi. Stoperlerden bu ikili artı 1'er gelişirken Malangsar artı 2'şer gelişmeye devam ediyor. Gutas ayrılıyor. Rogerio artı 3 gelişti. Rotasyonda ben buradayım diyecek. Troy Parrott fena değildi. Vukotic artı 1 dedi. Leslie yine artı 1 dedi. Yusuf Yazıcı 86'ya ulaştı. Önümüzdeki sene itibariyle onun da düşüşünü görmeye başlarız muhtemelen. Antiste ve Norman gerçekten çok iyi arttılar. Performans olarak da Antiste takımı taşıyor. Şu ana kadarki en doğru transferdi Yusuf'la birlikte. Yusuf da acayip bir katkı verdi Sivasspor'a şu ana kadar. Norman şaşıyor. Oliver Ross diye liste devam ediyor. En asistçi de Yusuf Yazıcı'ydı. Zaten belli, 23 tane asist yapmış. Antiste takımın en değerlisi. Bununla birlikte bu sene 43 milyon euro kar. En fazla Antiste'nin forması satıldı. Gelir gider tablosu. Süper Lig'de gol kralı Antiste'ydi. Asist kralı Yusuf Yazıcı. Gol yenmeyen maç sayısında Hornicek 8. Adam şampiyon olmazken çok iyi performanslar gösterdi. Şampiyon olurken de çok kötü. Değişik. Yeni sezon bakalım 23 milyon euroluk bütçeyle başlıyor. İhtiyaç çok ama transfer listesinde de bir o kadar sınırlı sayıda oyuncu var. Artık transfer listesini regenler sarmaya başladı. Mecburen regen almaya başlayacağız. Fazla fazla. Şöyle bir transferle başlıyoruz. Aylan Benyahi Tani. Marsilya kendisini transfer listesine koyan takım. 6.2'lik ilk teklif. 7.8'lik bir geri dönüş. O zaman 6.6'lara kadar çıktık diyelim. Herhalde piyasa değerinde alacağız bu oyuncuyu. 6.8 milyon euro. Oliver Ross'u satma kararı aldım. Feyenoord'dan da teklif geldi. Oyuncu kendisini iyi bir şekilde burada geliştirdi. 22 milyon euroluk bonservis kazandırmak üzere. Oliver Ross Feyenoord'da. Yeni bir stoper getireceğim. Manchester City'de İspanyol bir regen var. Regenlere başlıyoruz ama stoper mevki dışında regene hala yönelmedim. 18 milyon euroluk bir değeri var. 16 milyon euro teklif etsem ne olur? Alamayız. %5 pay kalabilir. 16.6 ile devam ediyorum. 17.6'ya düştüler. 16.9'da da bu iş biter. Malangsar'a bir tane yancı bulmam lazım. İyi bir isim bulmam lazım gelişebilecek. Diğerlerinin artı birlerinden kurtulmamız gerekiyor. Ve oyuncuda büyük potansiyel var. Gerçi potansiyeli 80 bile olsa büyük potansiyel gösterir. Gelişebilecek bir isim gibi duruyor ama. Bizim yedek bir kaleciye ihtiyacımız var. Rijsiger Vitesse'den Sivas'a gelmek üzere. Çok da büyük bir bonservis değeri yok. 2 milyon euro karşılığında Sivas onu aldı. Son olarak da orta saha rotasyonunda Brentford'dan Harris. Bu adamı da alıp zaten transferi bitirmiş olacağız. Biraz rotasyonlu transferler yaptık bu sene. Rotasyonu güçlendirmeye çalıştık daha doğrusu. 3 tane oyuncuyu da serbest bırakacağım. Mehmet Albayrak, Alaaddin Okumuş ve son olarak da Emre Satılmış serbest bırakılıyor. Overall'ları çok düşük kaldı.
takımın genelini düşündüğümüzde bu sene transfer bitti ve yeni sezon kadrosu şu şekilde oluştu. Şampiyonlar Ligi'nde playoff rakip Slavia Prag. O sene bu sene olabilir mi? Şampiyonlar Ligi'ne gidebilir miyiz? 2-2 biten bir ilk maç. 2 şutla 2 gol yedik. Yine mi olmayacak? Yine mi gidemeyeceğiz? Sivas'ta rövanş günü ve kazanan Sivas Antista attı. Şampiyonlar Ligi geldi. Şampiyonlar Ligi'nde Milan, Salzburg, Anderlecht. İlk seneden bence ilk iki şansımızın yüksek olduğu bir grup. Ve F grubunda ikincilik geldi 12 puanla. Sivas Real Madrid'le oynayacak. Milan'da Chelsea ile eşleşti. Biraz zor tabii bizim kura. Sivas'ta soğuk kış şartlarında Real Madrid'i konuk ediyoruz. 2-1 kaybettik. Antis de 20. dakikada o penaltıyı atsa bambaşka bir senaryo ortaya çıkabilirdi. Ama olmadı. İspanya'da rövanş günü ve penaltılarla kaybettik. Hayır ya. Ya bunu başarabiliyorsunuz da penaltılarda Dellek, Figueiro, Lopez... Nasıl başardınız? Bassette de aynı şekilde, o da kaçırmış. Hem de maçı 1-0'dan çevirmişiz. Bugün şans hiç yanımızda değil. Oyun bütün avantajlarını rakip tarafından kullanıyor. Sivasspor Süper Lig'de bir kez daha şampiyon oldu. Geldik Türkiye Kupası'na, 4-2 ile Fenerbahçe'yi geçtik. Kasımpaşa'yı eledik, Antalya'yı yeniyoruz. Sivas Türkiye Kupası'nı 2-0'la aldı. UEFA'da Süper Kupa Frankfurt'un, Şampiyonlar Ligi bu sene Chelsea'nin oldu. Avrupa Ligi Wolfsburg'un ve Konferans Ligi ise Leicester City'nin. Şurada çok önemli bir detay var. Yani maçı biz 2-0 kazanmışız. Penaltıları Trabzonspor 5-4 ile kazanmış gibi gösteriyor. Ben anlamadım bu işi. Hemen sene sonu takım kadrosu. Hornicek zorluya zorluya adam 81 oldu. 2 sene daha artı 2'lik performans bekliyorum. Onu bunu bilmem. 83 ve 85 bunu görmek istiyorum. Vicente artı 2 dedi. Alfonso Lopez de adım adım 80'e geliyor. Malaksar 87 oldu. Sterling'in artı 1'i vardı. Troy Parrott 84'e ulaştı. Leslie de artı 1'e bağladı Vukotic gibi. Ama seni iyi bir orta saha çıkarsa çok memnun olurum. Yine ofansif orta sahada Yusuf gelişiminin sonuna gelmiş olabilir ki öyle görünüyor. Yeni bir ofansif orta sahaya da ihtiyaç duyacağız. Bilmiyorum ne yapacağız son senelerde. Şaşu artı 1, Antis de artı 2, Norman da artı 1 gelişti. En iyi performans bu sene Norman'dan geldi. Antis de, Yusuf, Şaşu, Troy Parrott diye de liste devam ediyor. En değerli oyuncu Yanis Antis de. Bir yandan bu sene 86 milyon euro cash Şampiyonlar Ligi'nden gelir elde edince Antis de en fazla formayı sattırdı. Gelir gider tablosu. Süper Lig'de gol kralı Esposito oldu. Antis de bizden ikinci. Asist kralı Yusuf ve Galeano. Gol yenmeyen maç sayısında ise Hornicek 3. Yeni sezona başlıyoruz. 35 milyon euroluk güzel bir bütçelendi. Bakalım bu sene transfer listesinde kimler var? Daha fazla regen, daha fazla regen derken Trincao'yu gördük. Alınabilir aslında. Jamie Mullins için 10 milyon euro teklif var. Burada yapacağımız şey maksimum 11 milyon euroya çekmek. Jamie Mullins satıldı. Ben 29 milyon euroluk bir teklif yaptım. Takasta oyuncu istediler. 30'a çıkardık teklifi. Şimdi önemli bir soru. Francisco Trincao'yu nereye çekebiliriz? Sağ orta saha 81 hafta. Ofansif orta saha 32 hafta. Ya muhtemelen ofansif orta sahaya çekeceğiz. Yusuf sonrasını düşünmek lazım. Bu sene bir tane daha regen getireceğim. Rotasyona Freddie Chambers. Şöyle bir durum var. Sağ orta saha ve sol orta saha için artık normal adamlar neredeyse hiç düşmüyor. O yüzden Chambers'ı Hellas'tan Sivas'a getireceğiz. Transferi de tamamladık. İşte yeni sezon Sivasspor takımı. Trincao yakın zamanda 11'e dahil olacaktır diye düşünüyorum. Ofansif orta sahada. Şampiyonlar Ligi playoff'u bu sene Hajduk Split rakip. Üst üste bir kez daha gruplara gitmek istiyoruz. Hajduk Split'i 2-0 yendik. Rövanş zamanı. Sivas mı? Hajduk Split mi? 1-0 kaybettik kendimizde ama Şampiyonlar Ligi gruplarındayız. Şampiyonlar Ligi'nde Manchester City, Nice ve PSV D grubundayız. D grubunda 10 puanla 3. olduk. Yani bu gruptan çıkabilirdik. 3.'lüğün bize denk gelmesi gerçekten kötü. Avrupa Ligi'nde rakip Rapid Wien. Deplasmandaki maçla başlıyoruz. 4-1'lik rahat bir galibiyet aldık tur geldi gibi. Francisco Trincao an itibariyle ofansif orta saha. En azından burada finale kadar gidelim. Bu kadro kupa kazanmayı Avrupa'dan hak ediyor. Son 16'da Villarreal ile oynuyoruz. Çok emek verdik bu takıma ya. Gerçekten üstünde emeğim var bu Sivasspor'un ama
Villarreal ile 2-1 kaybettik. Deplasmanda ne olacak? Önemli soru bu. 2-1 de burada kaybettik. 2 şutta 2 gol yedi takım. Diyecek hiçbir şey yok. Avrupa Ligi'ne veda ediyoruz son 16'da. Sene sonu yaptığımızda Süper Lig'de yine şampiyonuz. Türkiye Kupası'na geldiğimizde son 16'da çok erken Gaziantep'e elendik. UEFA'da Süper Kupa Chelsea, Şampiyonlar Ligi Liverpool'un oldu. Avrupa Ligi bu sene Lazio ve Konferans Ligi ise Manchester United'ın. Avrupa Ligi'ni alabileceğimiz bir seneydi. Kadroda bence o başarıyı yakalayabilecek standartlarda bir kadroydu ama olmadı. Hornicek artı 2 daha dedi, 83 oldu. 85'e adım adım gidiyor, evet. Önümüzdeki sene sonunda kesin onu göreceğiz. Vicente artı 1, Alfonso artı 1, Malangsar artı 2 daha dedi, 89 oldu. Elimizde çok iyi bir stoper var. Acaba şöyle bir şey yapsam, Sterling'i sağ beke çekip seneye dörtlü mü denesek? Son sene. Troy Parrott artı 2 gelişti. Orta sahalar artı 1'er dedi yine. Yusuf eksi 1 düşüş gösterdi, o devam edecek. Bir yandan Şaşuan'ın artı 1'i vardı. Antiste artı 3 gelişti, çok iyi bir sene daha geçiriyor Antiste. Performans anlamında da muazzam bir sene. Norman, Perrot, Yusuf, Şaşua, Antiste'ye destek oldular denilebilir. En değerli oyuncu ise Yanis Antiste. Sene sonu 97 milyon euro kar. En fazla Antiste'nin forması satıldı. Şöyle de gelir gider tablosu. Bir yandan ligde gol kralı Antiste, asist kralı Perrot ilk 3 bizden. Gol yenme maç sayısında da Hornicek diğer 2 kaleciyle liderliği paylaşıyor. Sivasspor'da son seneye başlıyoruz ve bütçemiz 38 milyon euro. Oynatacağım sistemde 4-4-2 düz. 4-4-2 düzde de kanatlar birazcık daha ileride olacak. Sol kanat ve sağ kanat yapacağız. Sene başı bazı şeyler değişiyor. Şaşua da düşüş göstermeye başlıyormuş bu sene. Sağ kanat olması 2 hafta sürüyor. Freddie Chamberson 27 hafta. Sterling sağ bek oldu yeniden yıllar sonra. Troy Parrott'ı 2 haftada sol kanat yapabiliriz. Trincao o kadar uğraştı, ofansif orta saha aldı, bu sene sağ kanada tekrar çekiliyor. Yusuf Yazıcı için hiçbir şey yapamıyorum. O yüzden Yusuf'u satacağız. Öyle bir karar almak durumunda kaldım. Yusuf'u satıp transfer listesinde iyi oyuncu kovalayacağız. Yusuf için teklif Sporting'den. Ama maaşını karşılayabilecekler mi? Bir yandan bizim istediğimiz ücrete çıkabilecekler mi? Önemli iki tane soruyla karşı karşıyayız. 130 milyon euroluk geri dönüş 126.1 olur. Yusuf Yazıcı Sporting Lisbon'da. Elimizde 147 milyon euro var. Bu sene de oyuncu çıkmayacağı tutar kesin. Petris Antoine'i alacağım. Bu adam bir gelsin. Rotasyonda kullanırız forvette. 13 milyon euro. Daha yetenekli oyuncu yok transfer listesinde şu an. Hele bek yok ortada, bek. Pozisyon değişikliklerine başlayalım. Troy Parrott sol kanat oldu ama herhangi bir artış göstermedi. Bir yandan Samuel Şaşua sağ kanat oldu. Ooo kaleci var. Ilian Mesli'ye Bayern Münih tarafından transfer listesinde. Ya çok yakınlarda kullandım tabii Mesli'yi. Ama bugün yapabileceğimiz başka bir şey yok. Bu adamı alacağız. En kötü rotasyonda 22 milyon euro. Şampiyonlar Ligi'nde playoff'ta rakip Malmö. Şu an sol bekte gerçekten idare ediyoruz. Onu söylemem lazım. Hala oyuncu bulamadım. 2-2 bitti. Tam olarak şunu yaşıyoruz. Defans, sol bek transfer listesinde ve oyuncu bulunamadı. Sivasspor Malmö. İç sahada Şampiyonlar Ligi geldi. Gerekirse transfer hakkımızı saklı tutup ocağa kadar transfer listesine her ay bakıp oyuncu bulmaya çalışacağız. O yüzden şu an transfer bitti Sivas'ta. Kadro böyle. Şampiyonlar Ligi'nde Juve, AZ Alkmaar ve Shakhtar'la bir gruptayız. C grubunda 9 puan, ikincilik geldi. Son 16'da Arsenal'la oynayacağız. Yapabileceğimiz hiçbir şey yok. Transfer yapacağız, orta saha hamlesi yapacağım. 3. transferimiz olacak bu sene. Sergei Milinkovic-Savic. Onun da 78 overall'ı var yani, gelsin biraz tecrübe katsın. Yeter, o mantıkta bir transfer. %10 payı da var 36 yaşındaki oyuncuya. Elimizdeki bütçeyle rezil oluyoruz ya, transfer yapamıyoruz. Çok talihsiz bir sene ya. Yok işte hepsini göstereyim. Defanstaki oyuncular bunlar. Ha bir alırsam Kuan Yasen'i alacağım. O da Ocak ayının sonuna kadar eğer hala transfer listesinde olursa. Büyük sıkıntı yaşıyoruz. Peki Kuan Yasen'i almasam? Bence Alfonso Lopez sol bekte oynuyor ya bu takımda. 28 maç görmüş. Devam etsin yani, geni düşürmektense devşirme bir futbolcuyla devam etmek bana daha mantıklı geliyor. Ve son kez transfer listesine bakıyoruz. Bu sefer oyuncu bulabilecek miyiz? Hayır. Sivas'ta konuk Arsenal. İlk maç 3-1 kaybettik. Maalesef bu seneye de hayal kırıklığıyla devam ediyoruz Şampiyonlar Ligi'nde. Ya bence bu sistemi denemem gerekiyordu. Denedik. Bu da tutmadı takımda.
1-1'lik rövanş maçı Şampiyonlar Ligi'nde elendik. Üçlü de tutmadı. Avrupa'da olmadı. Seneyi 99 puanla ve zirvede tamamlıyoruz. Türkiye Kupası'na geldiğimizde penaltılarla Giresun'u yendik. Deplasman golleriyle Trabzonspor'a elendik. UEFA'da Süper Kupa Lazio'nun, Şampiyonlar Ligi Paris Saint Germain, Avrupa Ligi bu sene Real Madrid, Konferans Ligi ise Kulüp Brugge'un oldu. Ha, Konferans Ligi'ne düşseydik son senelerde kesinlikle bir kupa gelirdi, onu da söylemem lazım. Takımdaki overall'lar, bu overall'larla, bu oyuncularla ancak bunu başarabildik. Zaten videonun başında da söylemiştim, bugün Avrupa'dan kupa gelmeyebilir diye. Çünkü elimizdeki transfer havuzu o kadar kısıtlıydı ki istediklerimizi başaramadık. Yani sisteme uyumlu oyuncu değil de oyuncuya uyumlu sistem yapmaya çalıştık belli bir yerden sonra özellikle. Ama başarılı olduk mu? Çok da kötü değildik. Ama bunu tekrar denemek istiyorum transfer listesiyle. Gidip Şampiyonlar Ligi'ne elbet bir gün kazanacağız. Antis de takımın yine bu sene en iyisiydi. Troy Parrott, Norman diye devam ediyor liste. En değerli oyuncumuz Yanis Antis de. Antis de mesela muazzam bir transfer listesinden transfer. Gelelim mali duruma, 198 milyon euro kar. Antis de en fazla formayı sattırdı. Şöyle de gelir gider tablosu. Süper Lig'de gol kralı Antis de oldu. Asist krallığında Şaşua 3.'ydü bizden. Gol yapmayan maç sayısından Mesli'ye lider. Mesli'ye de mesela çok geç düştü. Biz kendi kalecimizi 85 yaptık Hornici'ye zar zor. Bir anda 84'lük kaleci düştü transfer listesine. 10 yıl dile kolay. 4 lig şampiyonluğu, 3 içeride kazanılan toplam kupa, 500 maç oynamış kulüp, 302 galibiyetle bugünü tamamlıyoruz. Videonun da sonuna geldik. Like atmayı, kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşürüz. Hoşçakalın.